Öncelikle Sezgin Baran Korkmaz kim ve e, onun tutuklanması hadisesi ne? Sezgin Baran Korkmaz bir iş adamı veya iş insanı olarak geçiyor ama öyle değil. E, tam anlamıyla bir tefeci, tam anlamıyla böyle zor durumdaki şirketlere çöken veya işte onlarla anlaşmalar yapıp e, onları ele geçiren, daha sonra da hükümetin bir takım kirli işlerine, pis işlerine aracı olmuş insanlardan biri. Bir dönem zaten hükümetle arası iyiyken ve Tayyip Erdoğan'la resimde de görüldüğü gibi fotoğraflar çektirirken ve bunu bir PR aracı, bir tanıtım aracı olarak kullanırken tıpkı Sedat Peker gibi öyle bir noktaya geldi ki suçlu aranan ve dünya çapında aranan bir noktaya düştü ve Tayyip Erdoğan e, mahkeme dosyalarındaki bu resimleri sildirdi. Fakat siz ne kadar dosyalardaki bu resimleri sildirirseniz sildirin, silinmiyor bu resimler. Görüldüğü gibi Erdoğan'ın e, fotoğrafta yan yana görüldüğü isimlerden üçü de tutuklandı. Bu isimler kimler? E, Erdoğan'ın hemen e, size göre e, resimde sol tarafta Sezgin Baran Korkmaz, onun yanında da Kingston kardeşlerden bir Kingston var. E, Kingston kardeşler e, Amerika'da özellikle biyoenerji işi yapıyor gibi Gösterip Amerikan vergi dairesinin etrafından dolanmış ve yaklaşık 600 milyon dolarlık bir vurguna imza atmışlar ve bu 600 milyon doların muhtemelen 132 ya da 135 milyon dolarını Türkiye'de aklamışlar. Peki Türkiye'de Kingston kardeşler adına bu parayı aklayan kim? Sezgin Baran, Sezgin Baran korkmaz. Hatta bu paralarla bir takım alışverişler yaptığı vesaire üzerinde de e, duruluyor. Kingson kardeşler Amerika'da tutuklandı ve Sezgin Baran Korkmaz da bu kara para aklama olayına karıştığı için Amerikan hükümeti tarafından aranıyor. Dolayısıyla Sezgin Baran Korkmaz ikinci Reza olayı veya ikinci Reza vakası tanımlamaları boş değil. Hatta ikinci Reza tanımlamasının daha önünde Reza'dan daha Reza Zarrab'ı kastediyorum. Reza Zarrab'dan daha güçlü bir aktör olduğu konuda konusunda kanaat var. Çünkü Reza Zarrab özellikle İran parasını aklama o da bir kara para soruşturmasından dolayı tutuklanmış ve Amerikan yargı sistemiyle anlaşma yapmıştı. Ve o anlaşma halen geçerliliğini koruyor ve Türkiye'nin kabusu ve Türkiye bunu kapatmaya çalışıyor fakat başaramadı. Dosya açık ve Halkbank davası görülüyor, görülecek. Sizgin Baran Korkmaz'ın durumu biraz daha Amerika açısından önemli çünkü o Amerikan vergi sistemini dolandırmak ve kara para aklamaktan dolayı radar'a girmiş durumda yani Reza'dan daha e, önemli bir e, suçlu veya bir aktör. Dolayısıyla e, Amerika'nın radarına girmesi ve Amerika'nın dünya çapında aradığı bir isim olması önemli. Sezgin Baran Korkmaz Avrupa'ya e, kaçtı Türkiye'den ve Türkiye'den Avrupa'ya kaçarken de yasal yolları kullandı. Yani nasıl oldu? Kaçışı hazırlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ona haber veren yine İstanbul dönemin İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan ve yine İstanbul Başsavcı Yardımcısı Hasan Yılmaz'dı. Her ikisi de şu anda İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. Hasan Yılmaz da bakan yardımcısı oldu. Ekim, Ekim 2020 yılında önce mal varlığını dondurma hesaplarını dondurma vesaire kararları verip daha sonra da bu kararları kaldıran isimler. Ve Aralık 2020'de de Sedat Peker'in ifadesi üzerine ki yalanlanmayan da bir ifadedir, görüntüleri veya İçişleri Bakanlığı'ndaki kayıtları olduğu ifade ediliyor. Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na davet edilerek hakkında bir soruşturma var, sana doğru geliyorlar, çık deniyor. Ve Sezgin Baran Korkmaz da Aralık 2020'de çıkıyor. Yani kaçışı hazırlayan Türk Emniyet ve Yargı e, makamları... Bu arada Sezgin Baran Korkmaz'la bir takım gazetecilerin e, görüştüğü ve aracı oldukları e, çokça dile getirilmişti. Onlar tabii birer figüran, birer çantacı ve elbette arkadaki e, iradeyle arada e, birer aracı pozisyonundalar. E, ve öyle büyük bir pişkinlik var ki bu ismi geçenlerden biri geçenlerde Halk TV ekranına çıktı ve ben böyle bir görüşme yapmadım hani görüştüm ama işte efendim böyle bir aracılık yapmadım 10 milyon euro falan istemedim gibi e, inkar etti Sedat e, Sezgin Baran Korkmaz'la arasındaki görüşmeyi Sezgin Baran Korkmaz da e, ona hakaretler ederek böyle bir görüşmenin olduğunu doğruladı Ahmet Şık e, son olarak hafta sonu bu görüşmenin 50 saniye kadar kaydını yayınladı ve o kayıtta Veys Ateş'in e, bir mebladan bahsettiği ve işte efendim canın yandı biliyorum ama işte efendim bu bir meblağla çözülecek minvalinde konuşmalar yaptığı. 12 dakikalık bir görüşme olduğu, bunun 3 dakikasının bir kısım gazetecilere dinletildiği e, biliniyor. Bu 3 dakikalık bölümün 50 saniyelik bölümü bir şekilde Ahmet Şık'a ulaşmış ve Ahmet Şık bunu yayınlamış. Ahmet Şık sadece bu kadar bölümü var diyor. Çok anlaşılmayan bir ses kaydı ee, belki altyazıya muhtaç ya da dikkatli dinlenirse birkaç kere dikkatli dinlenirse e, neler konuşulduğu görülüyor. Onun deşifresini de zaten İsmail Saymaz Sözcü'de e, yayımlamış. Bu konu e, böyle. E, yine e, özellikle e, Turgay Karagöz'ün e, Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerikan makamlarıyla anlaştığı yolundaki iddiası önemli. Şöyle diyor Sezgin Baran Korkmaz Amerikan Vergi Kurumu Ayaras ile bir hafta kadar önce anlaşmaya vardığına dair böyle bir haber var ama haber sitesine kadar güvenilir emin değilim demiş. Aynı şekilde Adem Yavuz da kendi YouTube kanalında paylaştığı yayında Sezgin Baran Korkmaz'a bir hafta önce Amerikan vizesi çıktığını iddia etti. İsviçre'de yakalanarak gözaltına alınan ve Amerika'ya iadesi söz konusu olan Sezgin Baran Korkmaz... Muhtemelen Amerikan makamlarının bilgisi ve onayıyla ve izniyle ve belki de vize temin edilerek işte Amerikan vergi kurumunun da ön olmasıyla Amerika'ya götürülecek gibi görülüyor. Amerika ile anlaştığı yolunda da çokça iddia var. Konuşacağını söylüyor, açıklamalar yapacağını söylüyor. O arada kendindeki 12 dakikalık ses kaydını bir emanete verdi veya yayınlanması kaydıyla şu 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 olursa yayınlayalım şu 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 olmazsa yayınlamayalım veya şu parçasını yayınlayayım yayınlayalım gibi bir talimat verip vermediği veya bir programlama yapıp yapmadığını bilmiyoruz bunu zamanla göreceğiz ama görebildiğimiz şey şu o 12 dakikalık görüşmenin 3 dakikalık bölümünün içeriği çokça paylaşıldı 50 saniyelik bölümü de kayıt olarak paylaşıldı kalanı da bu kadar konuşulan bir kayıt bir biçimde ortaya çıkacaktır e, diye e, düşünüyorum. Yine benzer biçimde Turgay Karagöz e, sosyal ağlara düşen şu fotoğrafı paylaşmış. Bu fotoğrafın üzerine şunu yazıyor. Tavacı Recep Usta'da e, Sezgin Baran Korkmaz'la yemek e, fotosu ortaya çıkan Yargıtay 7. Daire üyesi Tekman Savaş Nemli Türkiye'nin karanlık geçmişiyle yüzleşme davalarını kapatan... Mahkemelerden birinin başkanı diyor. Evet burada hemen Sezgin Baran Korkmaz'ın karşısındaki kişi olarak Yargıtay Daire Başkanını görüyorsunuz gözlüklü kişiden bahsediyorum. Evet. Enteresan fotoğraflar ve bilgiler ortaya çıkıyor. Belli ki Sezgin Baran Korkmaz kendi dönemindeki pek çok şeyi kayda almış. Daha doğrusu kendisinin özellikle geçtiğimiz yaz sonundan itibaren Türk yargı makamlarının veya Amerikan yargı makamlarının neyse radarına takılması üzerine Türk tarafıyla özellikle yaptığı, Ankara ile yaptığı veya aracılarla yaptığı görüşmeleri kayıt altına almış veya fotoğraflamış ve onları belki bir yerde tutuyor ve belki onları koz olarak kullanıyor. Bahsettiğim gibi daha evvelde Sedat, ne Sedat Peker ne de Sezgin Baran Korkmaz bu kayıtları bir aydınlanma veya işte gerçeklerin ortaya çıkması gibi amaçlarla kullanıyor veya açıklıyor veya iddia ediyor değiller. Bu tamamen kendi şahsi çıkarlarıyla alakalı konular. Bu da yine bakın tedbir kaldırma kararı altında Hasan Yılmaz'ın imzası var. Sanık tarafından, sanık avukatları tarafından bile bir talep gelmeden Hasan Yılmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Ekim 2020'de banka hesapları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına aşağıdaki şahısların diyor. Aşağıdaki şahıslar kimler? Sezgin Baran Korkmaz, işte Jacob Ortel Kingston ki biraz az önce Kingston, yani Kingston ailesi var. Biraz evvel fotoğraflarda da bir Kingston vardı Amerika'da tutuklu. Bütün bunların mal varlığı ve özellikle banka hesapları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına dair bir yazı yazıyor. Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı kim? İrfan Fidan. İrfan Fidan nerede? Anayasa Mahkemesi üyesi şu anda. Peki bu yazıya imza atan Hasan Yılmaz nerede? O gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiliymiş. Şu anda bakan yardımcısı. Evet, i̇lişkiler, ilişkiler. O arada Ahmet Şık, Veys Ateş Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen 12 dakikalık konuşmanın 50 saniyelik bölümünü yayınladı. İsmail Saymaz'ın bugünkü yazısında bahsettiği kısma ait ses kaydıdır diyor. Yani pazar günkü İsmail Saymaz yazısını kastederek. O yazıda aynen şöyle yazıyor İsmail Saymaz. Sezgin Baran Korkmaz 7 Ocak'ta yapıldığını söylediği 9 dakika 26 saniyelik kaydın 12 dakika olarak konuşuluyordu ama galiba toplam kayıt 9 dakika 26 saniye bilemiyoruz. Bunlar ortaya çıktığında göreceğiz. 2 dakikalık kısmını dinletti. Sezgin Baran Korkmaz İsmail Saymaz'a dinletiyor. Veys Ateş araba içerisinde konuşuyor. Yol ve araç sesi konuşma seslerine karışıyor. Ateş şöyle diyor. Şu an e, can can e, canın can yanın yaralı, kızgınsın, öfkelisin. Dünyayı ateşe verirsin. Bu tarafın hassasiyet duyduğu şeyi sana iletmek istiyorum. Bu taraftan kasıt Süleyman Soylu tarafı veya işte artık Türkiye yargı makamları hakkında kimin adına konuşuyorsa. Ateş kimi lobi ve kliklerden söz ediyor. Kendini hakem olarak tanıtıyor. Korkmaz, masanın, masaya korkmaz masaya sen otur benim yerime diye öneriyor. Öyle bir ilişki var ki aralarında. Sezgin korkmaz, kendisiyle kendisinin pazarlık masasına veys Ateş'in oturmasını istiyor. Yani benim sözcüm ol? Benim adıma masaya otur diyor. Ateş, veys Ateş nasıl istersen diyor ve şöyle devam ediyor. Senle ilgili beklenti ve istedik, istedikleri ses çıkarmadan, senle ilgili beklenti ve istedikleri ses çıkarmadan bir süre beklemen. Samimiyetini göstersin, gerekeni yaparız diyorlar. Bu belli ki Peker'e Peker'de e söylenen benzer laflar. Bekle bir süre konuşma, biz gerekeni yapacağız. İdari kelam. Ee, Sezgin Baran Korkmaz, samimiyetimizi nasıl göstereceğim abi diye soruyor. Veysa ise söz ettiğim meblağı istiyorlar diyor. Sezgin Baran Korkmaz, 10 milyon euroyu verdiğim zaman vesaire diye konuşuyor. Hızlı konuştuğu için milyon ifadesini yutuyor demiş. Yani bir 10 milyon euro pazarlığı var bu meblağın e, Veys Ateş'in temsil ettiği makamlara ödenmesi gerektiği vesaire. E, Veys Ateş İsmail Saymaz'la Halk TV yayınına katıldı ve yayına iki kere telefonla bağlandı Sezgin Baran Korkmaz. Orada Sezgin Baran Korkmaz'ın konuşması konuşturulması için mühim bir fırsat vardı ve bu fırsat tepildi. Ee, iki nedenle bir aranan bir kişi nasıl Türkiye'de bir televizyona bağlanır falan başımız belaya girecek olayı iki Sezgin Baran Korkmaz bir şeyler söylerse yani şimdi Türkiye'nin başını daha da belaya sokabilir işte Veys Ateş'ini de belaya sokabilir diye alelacele böyle e, toparlayıp gönderdiler ama e, orada belli ki ...yapılan hatanın, yayıncılık anlamında yapılan hatanın telafisine çalışılıyor. İsmail Saymaz bunu bu şekilde yazarak gösterdi. Aynı şekilde e, Halk TV e, bu videonun, o yayının bu bölümünü... ...Sezgin Baran Korkmaz'ın katıldığı bölümü kesip... E, ...Sezgin Baran Korkmaz iki nokta üst üste, özür dilerim aynen lafı okuyorum... ...aşağılık herif gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Bunu Veys Ateş'e söylüyordu. Bunu böyle kapak yap, yapmış ve YouTube'da yayınlıyor. Yani... İşte biz tarafsızız objektifiz. Bak işte bu kapağa da böyle attık. Sezgin Baran Korkmaz'ın ne dediğini, hatta hakaretini bile koyarak falan attık demeye getiriyorlar ama o gün mühim bir fırsat e, tepildi. İlhan Tanır e, Aralık 2020'de yani Sedat e, Sezgin Baran Korkmaz e, sırra kadem bastıktan sonra bir dizi tweet attı. Ve çok enteresan e, şeyler söyledi. E, yazdı. E, bazı hatırlatmalarda bulundu. İlhan Tanır ahvalde çalışıyor. Washington'da görev yapan bir gazeteci. Sezgin Baran Korkmaz'ın Ohio merkezli Kingston kardeşlerin yüz milyonlarca dolarını Türkiye'de yıkadığı hakkındaki ciddi haberleri iki yıldan fazla bir süre önce yapmaya başlamıştık diyor. Evet doğru bu da altında da Kasım 2018'de attığı tweetler. Yani neredeyse konu iki buçuk yıldır biliniyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın bu tweetler İlhan Tanır'ın güncel tweetleri değil, 29 Aralık 2020'de yani bundan yaklaşık 6 ay önce attığı tweetler. Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'yi terk ettikten hemen sonra. Sezgin Baran Korkmaz'ın SBK onun baş harfleri. ABD'de süre giden bir mafya davası var. Bakalım mahkemeye sunulan ve SBK'nın medyada para ödeyerek Amerikalı Türk iş adamı Yalçın Ayaşlı aleyhine FETÖ'cü kampanyası başlattırdığı medya figürleri kimlermiş diyor. Ve burada dava dilekçesine göre dilekçenin örneklerini yazmış hesabından görebilirsiniz. Ekim Alptekin, Baran'ın yönlendirmesiyle Türk basınıyla görüşmeler yapmış. Bülent Baskoy, Ergun Diler, Ersin Ramoğlu, Mahmut Övür, Soner Yalçın'la görüşülmüş. Takvim Sabah Gazeteport Cumhuriyet Hürriyet Habertürk'te Ayaslı aleyhine haber yapılmış. Ayaslı kim? Ayaslı da işte Borajet'in sahibi ona çökülmüş ona çöken kim Sezgin Baran korkmaz. Ayaslı diyor ki Ayaslı'nın dava dilekçesi var Amerika'da. Halen o da yargı konusu. Bora Borajete çöktü Sezgin Baran korkmaz. Bu Kingston kardeşlerin 135 milyon dolarıyla Kingston kardeşlerin akladığı parasıyla ondan dolayı da o olay da bu Kingston vurgununa bağlanıyor ve tabi elbette Sezgin Baran Korkmaz'a. Bu dipnotu da düşelim. Bunu bilmeden zaten parçaları birleştiremezsiniz. Ergun SBK'nın başı derde girdiği belli olmasından beri pek az görünüyor. Etrafta bir zamanlar Jet'ten de inmezdi. Ayaşlıya göre kendisi de Müller soruşturmasına takılan Ekim Alptekin o zamanlar arası iyi olan SBK adına medya operasyonu yapıyor. Bu ismi geçenlerin hiçbirini zaten Amerika'ya gire, giremez. Girdiği anda tutuklanır böyle bir tarafı da var. Evet. Sezgin Baran Korkmaz ülkeden kaçmış. İlhan Tanır'dan okumaya devam ediyoruz. Mallarına el konduğunda bu el koyma işlemini kaldırıp malları Sezgin Baran Korkmaz'a iade eden kişi kim? Hasan Yılmaz. Yılmaz iade eden az sonra bakan yardımcısı oldu. Biraz evvel anlatmıştım. O dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıydı. Başsavcı yardımcısıydı. Sezgin Baran Korkmaz ülkeden kaçmış olsa da Amerika mahkeme dosyalarına giren şikayetnameye konular yazılar, konu yazılar hala orada duruyor. Soner Yalçın mesela mahkeme dilekçesine göre Yalçın Ayaşlı'ya FETÖ damgası vurmak için Abdekin'in organizesiyle para karşılığı bu yazıyı yazmış. Ekim Abdekin'in de bir takım lobi faaliyetlerinde eee Sezgin Baran Korkmaz'ın parasını kullandı ya da Sezgin Baran Korkmaz'ın o lobi faaliyetlerini Amerika'daki AKP lehine yapılan lobi faaliyetlerini hani Gülen'i kaçırma planı falan gibi şeyler de vardı Fethullah Gülen'i. E. E, o lobi faaliyetlerini Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiği Ekim Attekin üzerinden iddialar arasında yani Sezgin Baran Korkmaz konuştuğunda e, ortalığa lağım saçılacak tabir yerindeyse af buyurun e, rezadan çok daha önemli bir tutuklu olduğunu ifade edelim. Oda TV'de bu Sezgin Baran Korkmaz haberine hiç ilgi göstermemiş. Hatta Havuz Gazetesi'nden copy paste yapmışlar. Kaçış rotasını falan da yazmış. İşte bu da Korkmaz'a ait bir yat. Bunların hepsini İlhan Tanır 24 Aralık'ta özür dilerim Aralık ayında geçen Aralık ayında yazmış. Abdülhamit Belici önemli bir hatırlatmada bulunuyor. İlişkileri ve yaptıklarıyla Erdoğan yönetimi altında Türkiye'nin içine battığı çukurun sembollerinden sadece biri olan Sezgin Baran Korkmaz, ismi gündeme gelmişken onun en kritik iş ortaklarından Ekim Alptekin'i hatırlamamak olmaz diyor. Fotoğraftaki şahıs soldaki Ekim Alptekin, sağdaki Sezgin Baran Korkmaz. ABD hazinesini dolandırmaktan mahkum olan Kingston kardeşlerin ortağı olan Sezgin Baran Korkmaz, başkanlığını Ekim Alptekin'in yaptığı Türk-Amerikan İş Konseyi'nin, Mayıs 2017'de Washington Trump Otel'de gerçekleştirdiği toplantının hem sponsoru hem ana, ana konuşmacılarından biridir. Sezgin Baran Korkmaz'ın o günkü konuşmasında geçen şu cümlesi bu ikili arasındaki ilişkinin boyutu hakkında fikir sahibi olmak için yeterli. Bugün bulunduğum konuma gelmem Ekim Alptekin'in desteği sayesindedir. Kimler kimleri kolluyor. Elbette mevzu bir konuşmada sarf edilen tek cümle sınırlı değil. Ekim Alptekin ismi daha sonra Kingston kardeşlerle SBK'nın Türkiye operasyonları için kurduğu Mega Varlık AŞ Yönetim Kurulu üyesi olarak karşımıza çıkıyor diyor. Aynı ikili 20 Ekim 2016 New York'ta Peninsula Otel'de Fethullah Gülen ve hizmet hareketini itibarsızlaştırmak için eski CIA Başkanı Woolsey ile 10 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde görüşme yaparken de birlikte demiş vesaire. Evet. Gülen'i kaçırma planının detaylarını yazmış Abdülhamit Bilici'nin işte Borajete çökülme olayını yazmış ve hangi gazetecilerin isimlerinin geçtiğini sıralamış. Evet. Olaylar böyle. Türkiye Büyükelçisi Amerika'da Murat Mercan Ayaslı'yla e, Ayaslıyı e, Ayaslı ziyaret edip bir görüşme gerçekleştirmişti. Yani düne kadar cemaat soruşturmalarında ismi geçen kişi. Ama biraz evvel bahsettiğim işte Sezgin Baran Korkmaz, Ekim Tekin konusu vesaire vesaire e, bütün bunlarla ilgili Türkiye Büyükelçisi de Amerika'da e, bu Ayaslı'ya giderek diyor ki işte efendim biz ettik sen etme. Çok dallı budaklı ve Türkiye'nin başını çok ağrıtacak. Ee, ve artık Erdoğan için e, çanların çalmaya başladı. Ankara'nın, sarayın gerçekten e, rahat uyuyamadığı ortadaydı ama tam anlamıyla uykusuz geceler geçirdiği, sadece sarayın değil, saray gazetecilerinin, lobicilerinin, şunların bunların da artık e, fena halde panikte olduğu bir döneme girildi. Bundan sonra Sezgin Baran Korkmaz herhangi bir açıklama yapsa da yapmasa da, Sedat Peker konuşsa da konuşmasa da ortaya çıkan e, konular yenir yutulur değil... Türkiye medyası yok seyrediyor, Türkiye muhalefeti yok seyrediyor ya da yok hükmünde var olsalardı, var hükmünde olsalardı, bir varlıkları olsalar, olsaydı bunlardan birinin üzerine gitselerdi olay çorap söküğü gibi gelişir ve birilerini fena halde rahatsız ederdi. Fakat Türkiye içeride medyayı ve muhalefeti dizginlediği işte HDP'yi susturduğu şu bu falan bu güçle yürüyor. Ama uluslararası mekanizmalar hareket halinde ve bir anlamda Erdoğan için çember daralıyor. Şunu unutmayın, HDP üzerinden yapılan şeytanlaştırma ve muhalefeti bölme bloku artık hemen herkesin bildiği gibi Erdoğan'ın kabusu. Çünkü bir muha muhalefet birleşerek kendisi, kendisi karşısında birleştiği anda seçimi kaybediyor. Kim Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarsa Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu dahil, Ezici bir üstünlükle Tayyip Erdoğan'ı mağlup ediyor. Erdoğan'da e, kaybedeceği çok şey var. Ondan dolayı da her şeyi yakabilir. E, yani bir anlamda şöyle bağlayayım. Hani Sedat Peker e, ben dünyayı yakarım. Kızıma silah doğrulttunuz diye video serisine başladığını anlatmıştı ya. Böyle gerekçelendirmişti ya. Esasen e, her şeyi yakacak. Sadece Türkiye'yi değil dünyayı da yakacak. Ve gerçek anlamda bunu yapacak. Gözünü karartmış bir kişi varsa o da Sedat Peker'den ziyade Tayyip Erdoğan